Ferit, Türkiye kısa sürede, çok kısa sürede 40-50 milyar dolarlık bir taze döviz kaynağına kavuşmadığı sürece döviz kurlarını stabil hale getiremeyiz, tutamayız. Bu 15 lira 98 kuruş oldu ya bu hafta. Haftaya 16-25 mi olur veya 2 hafta sonra mı olur bilmiyorum. Bu ay tutmaya çalışacaklar, onu söyleyeyim. Bu ay burada tutmaya çalışacaklar. Bakalım piyasaya nasıl müdahaleler gelecek, göreceğiz hep birlikte. Tutmasalar kur gittiğinde sadece KKM'deki kur farkı gelmiyor Ferit. Her kurdaki artış enflasyon algısını daha da bozuyor. Enflasyon beklentilerini daha da artırıyor. Ondan sonra oturup yeni keşfetmiş gibi enflasyon katılaşması dediğimiz, enflasyon beklentisi dediğimiz bir sebebi tutup diyor ki Nebati, yine gözleri ışıltılı Nebati diyor ki enflasyonun yarısı enflasyonun daha da artacağı beklentisinden oluşuyor. O kadar da bilimsel bir tespit yapmış ki ölçmüş biçmiş, yarısının ona denk geldiğini anlamış. Zaten öbür yarısı da nereden kaynaklanıyor onlara göre? Yurt dışından. Biz suçsuz, günahsız, İsa Mesih kadar günahsızız. Biliyorsun İsa Mesih'in günahsızlığı gibi bir teori vardır Hristiyan teolojisinde. Yani yarısı enflasyon beklentilerinden, diğer yarısı da yurt dışından kaynaklanıyor. Bilim adamları ise diyor ki Türkiye'deki enflasyonun 1/4'ü yurt dışından kaynaklanıyor, 1/3'ü ekonomi yönetiminin beceriksizliğinden kaynaklanıyor. Sonuç bu, tablo bu. Ve biz eğer 40-50 milyar dolarlık bir taze kaynak bulmadığımız takdirde Ferit, adına enflasyon beklentisi deyin, adına fiyatlama davranışlarının bozulması deyin, adına insanların sattıkları malı yerine koyamama endişesi deyin, adına fahiş fiyat deyin, adına piyasa cambazları deyin. Bak onların terminolojisiyle konuşuyorum. Adına soğan stokçuları, patates teröristleri deyin, ne derseniz deyin. Biz bu sarmaldan çıkamayacağız. Milletimiz de bunu bilsin. Şimdi Temmuz'da %45 civarında zam mı hem memurlara hem emeklilere verecekler. Yine bir sanal, bak paralar %45 civarında artacak. İnsanlar zannedecekler ki satın alma gücüne kavuştuk. Belki piyasada bir miktar daha canlanma olacak. O piyasaya giren bu paralar, ilave paralar, emin ol enflasyonu o zamlar kadar bir daha artıracak. Bu sarmala öyle bir gireceğiz ki sakın kimse yanlış anlamasın. İşçiye, emekliye zam yapılması anlamında söylemiyorum. Bu birbirini tekrar eden sarmala işaret etmek için söylüyorum. Bunları önlemenin tek yolu, faizi indirmenin de tek yolu, İşçiye, memura zam vermemenin veya bütçe açıklarına vermemenin tek yolu ne biliyor musun Ferit? Kalıcı bir şekilde enflasyonu düşürmek. Başka çareniz yok. Hiç kimsenin başka çaresi yok. Bu böyle abidik gubidik yöntemlerle kur korumalı mevduat, enflasyona karşı tahvil, bono, bunlar zorlama yöntemler ve çuvalın ağzını testten açmak demek bu. Rubel abi, dışa endeksli serbest piyasanın içinde olan bir ülkeyiz. Böyle bir sistem içerisinde tutunamıyoruz. Yani bu saatten sonra bilmiyorum nasıl enflasyonun, hani döviz gelmiyor, üretmiyoruz, bir ürünümüz yok dünya çapında. Hani nasıl, hani bilmiyorum nasıl enflasyonu düşürür ki artık. Hani maalesef ben seni anlıyorum ya, bir sarmal diyorsun ya. Değerli izleyiciler, bahsettiğimiz konuların tehlikesi bugün için değil ha. Yani bir açmam lazım. Bu çoluğumuzun, çocuğumuzun, torunlarımızın sorunu artık şu anda. Ya, torunlarımızın torunları belki artık daha rahat yaşayabilir, bilmiyorum ama o zamanlar ne olur bilemem. Ama öyle bir tehlike vurdu şu anda bizi. 20 yıllık AK Parti yönetiminin sonu. Aslında AK Parti'den önceki yönetimlerin de bedelini ödüyoruz ama... Hadi neyse, şimdi bu 20 yıllık hükümetle konuşalım diyelim ama nasıl olacak Rubel abi enflasyon konusu? Bak bir izleyicimiz yazmış. Tabii eminim bir hani sistemkar bir mesajdı. Hadi sistemkar olmadığını düşüneyim de
devletimiz büyüktür ya, basar parayı öder demişti daha önce. Parayı basıyor zaten de. Konumuz o değil ki kardeşim. Evet, yani öyle olmuyor. Keşke para basmakla çözüm... Konumuz o değil ki maalesef. Bak biz millet olarak Ferit. Bak bu para basmayı da biraz bilmeyenler vardır. Biraz açalım, biraz da hani izleyicimiz bilgilensin. Hani şu anda para basılıyor, farkındayız. Birçok izleyicimiz görmüştür. Bankamatikleri falan gittiğinde gıcır gıcır böyle taze fırından yeni çıkmış adeta paraları, banknotları görüyorsunuz. Ama bu ne anlama geliyor? Bunu peki, bir açıklamak lazım. Bunu söyleyelim Ferit. Şu an Türkiye'deki parasal hacim, piyasalardaki parasal hacim 5 trilyon 800 milyar TL civarında. 5 trilyon buna, 800 milyar TL. Evet. Buna ekonomistlerin de bileceği gibi para teorisinde M3 dediğimiz bir para türü. Ne demek? Nakit paralarda, vadeli vadesiz mevduatlardan, kredilerden oluşan ve piyasadaki para hacmini gösterir miktar bu. O bütün seyircilerimizin akşama kadar takıldıkları bir konu var. Bank otomatlarından taze seri numaraları yeni peş peşe gelen paralar var. Sevgili izleyiciler, banknot miktarı Türk ekonomisi veya finansal sistem içindeki bütün miktarı toplam para hacminin %5'i kadardır. 290 milyar TL. 290 milyar TL. Para hacmi ne dedim? 5 trilyon 900 milyar. Yani %5'i kadar ortada banknot gezer. Onların çok artması paranın para basıldığını göstermez. Artık para basma işi tuşlarla, bilgisayar tuşlarıyla yapılan bir şeydir. Yani kredi hacmini artırırsınız. Bankaları büyük miktarda hesap üzerinden çevrimiçi yöntemlerle para miktarını artırırsınız. Para hacmi öyle artar. Yani 5 trilyon 900 milyarlık para hacminin tamamı banknotlardan oluşmuyor. Banknotlar bu para hacminin içinde sadece %5'tir Ferit. Ama zaman zaman bu paralar eskir. Zaman zaman toplanır, yakılır. Çok yıpranmış paraların yerine yenisi basılır. Veya 290 milyarlık banknot yerine 10 milyar o aylık bir artış olursa nispetini düşün. 5 trilyon 900'ün içindeki nispetini düşün. Piyasada dolaşan para, banknotlarda böyle bir yenileşme olduğunda biz para basma algısına kapılırız. Para basılıyor, para genişlemesi var. Para arzının büyüdüğü, parasal genişleme olduğu doğrudur. Ama bunun tek göstergesi elimize dokunduğumuz gıcır gıcır banknotlarla anlaşılmaz. Konu bu yani. Yoksa para basılmıyordur demiyorum ama parasal büyüklüğün içinde banknotların bir önemi bile yok diyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet, şimdi bu kripto para borsalarıyla ilgili soruların geldiğini görüyorum. Şu an akışımız yok da o konu ama bu Luna Coin ile ilgili daha çok sorular var. O konuyla ilgili gelişmeler var mı diyenler var. Bilmeyenler olabilir. İşte o Luna Coin'in çökmesi, sıfıra inmesi. Ben sonra ne olacak, mağdurum diyenler var. Çok önemli bir gelişme yok. Onu söyleyelim o konuyla ilgili. Ben Luna falan bilmem. Evet, sen doğru abi. Ya kripto para borsası, kripto para borsası ile doğru, sen ilgilenmiyorsun abi ama soruyor izleyicilerimiz ama en azından şöyle bir kısa bir bilgi verelim kripto para borsası ile ilgili. Yani Luna bir çöküş, onu söyleyelim, o bir yok oluş, buharlaşma durumu. Tamam, sahibi işte o Güney Koreli arkadaş, genç kardeşimiz bir şeyler söylüyor ama çözüm olarak şu an bir sonuç vermedi. Hareketlilik yok. Luna Türk Lirası endeksinde de bir şey yok. Öte yandan da kripto para borsaları da kaygan bir zeminde şu anda. Hızlı düşüşler ve hızlı yükselişler olabiliyor. Ama dolar karşılığı olarak da 30 binlerde seviyesini koruyor diyelim. Şimdi. Ama şunu unutmasın ki seyirciniz, bak. Amerikan borsaları, Nasdaq, S&P, Dow Jones. Buradaki hisseler geçen hafta konuşurken ne dedik? 11 trilyon dolar değer kaybettiler.
Bak bugün konuşuyoruz, 12,5 trilyon dolara çıktı. Arkasında bir şirket var, bir üretim var, bir mal var, bir hizmet zinciri var, bir bilanço var, bir fiyat kazanç oranı var, bir karlılık oranı var, bir sermaye yeterlilik rasyosu var. Yani sana 50 tane şey sayarım, veri sayarım, değerlendirilecek veri sayarım. Bu borsalarda bile 12,5 trilyon dolarlık bir değer kaybı varsa, bu parasal daralmadan kriptoların da etkilenmeyeceğini beklemek için biraz saf olmak lazım Ferit. Yani gördüğünüz üzere parasal genişleme bütün sermaye piyasalarını, borsaları ve kriptoları şişirdi. Parasal daralmaya gidince de hepsi birden kaybediyor. Bunu bu piyasalarda oynayanlar da bunu bilmesi lazım ama bizim şöyle bir milli nakisemiz, eksikliğimiz var millet olarak. Biz böyle çok karmaşık, çok faktörlü, birden çok sebebi bir arada değerlendirebilen bir düşünce biçimine, bir zihni altyapıya sahip olmadığımız için bize daha çok hap gibi, slogan türü, al, sat, kazanacak, kaybedecek gibi cümlelerden oluşan değerlendirmeler bekleniyor. Sevgili izleyiciler, kıymetli kardeşlerim, gerçekten dünya bu kadar basit değil. Hele hele sermaye piyasaları, finans piyasaları bu kadar basit değil. Onlarca faktörü bir arada düşünün. Riskinizi ölçün, biçin. Ulaşabildiğiniz bilgileri değerlendirin. Buradan sebep-sonuç ilişkileriyle rasyonel sonuçlar çıkarabiliyorsanız bir şeye karar verin.